Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle yeşil petrol yeşili bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için sıralı güzel kolay bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan bir şey varsa eğer YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoda tüm sorulara yanıtlamıştım. Oradan faydalanabilirsiniz. Yazmamın kenarlarını tığladım. İpim altın başak marka 133 numara. E, sıralı bir model yapacağım. Yanında da altın başak 911 numara kullanacağım yani e, yeşil ve krem rengi sıralı bir model e, modelimi yaparken arkadaşlar tığım 22 numara kullandım tığım 22 numara ben 22 numara tığı alışkınım bu nedenle bunu tercih ettim ama siz 20-21 numara tığı da kullanabilirsiniz hangisine alışkınsanız öyle, düşün, öyle düşünelim e, ilk sırada krem rengi ikinci sırada yeşil ipimi kullanacağım hemen krem rengi ipimle başlamak istiyorum zaten modelimin yapımı çok kolay kesinlikle size hiç oyalamayacak çabuk bitecek modellerden eğer öyle bir model arıyorum diyorsanız kaçırmayın ilmeğimi oluşturuyorum önce geldim şöyle tığ battının altından hem tığlamamı da size yakından göstermiş olayım İpimi tutturdum burada hemen 1-2-3-4-5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. 12 tane zincirimle şöyle hatta 13 14 çekelim. 14 zincir çektim. 14 zincirimle bir tane tığ battıda boşluk bıraktım. Diğerinden tutturuyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir. Yine bir tane boşluk bırakıp diğerinden tutturuyorum. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir. Yine bir tane boşluk bırakıp diğerinden. Böyle bir saatte yapılabilecek bir ilk sırası var. İlk sıra çok kolay. İkinci sıra ilk sıraya göre biraz zor olsa da yine de kolay bir model. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çekiyorum. Siz de yazmanızı ikişer zincir çekerek tığlayın arkadaşlar. Sonrasında verdiğim modeldeki sayılara göre yaparsanız benimkiyle aynısı olacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Yine bir tane tığ battı atlatarak tutturuyorum. 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bu şekilde yapıyoruz ben birazcık arttıracağım çünkü sıralı bir model olduğu için biraz çoğaldığında çok daha güzel bir görüntü veriyor ilk sıramız bu şekilde yapılıyor 3 4 5

14 tane zincirimi çektim. Tığ battı da bir tane atlatarak tutturuyorum. Şöyle göstereyim yaptığım bölümü. Şöyle oluyor arkadaşlar. Birkaç tane daha yapayım. Sonra üst sıraya geçeceğim. Üstünün yapımı çok kolay. Yani çabuk biten modellerden. 10 oldu. 11, 12, 13, 14. Hemen diğerine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Hemen bir tane tığ battı da atlatıyorum. İkinci tığ battıdan tutturuyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yine bir tane atlattım diğerinden. Bu kadar yaptık. Şu an yeter diye düşünüyorum. Hemen şimdi üst kısmına geçelim. Hatta ben bir iki tane daha yapayım yanına. Sonrasında üst kısma başlayalım. Alt kısmı çok kolaydı. Üst kısmı da birazcık alt kısma göre oyalayacak ama yine de çok kolay. Hemen hızlıca tamamlayıp dönüyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Zincirden gittiği için önce biraz böyle düzensiz görünebilir. Fakat yapıldığında gayet düzgün görünüyor üstü yapılıp ütülendikten sonra. Ben zincirlerimi çektim, elimle hafifçe düzelttim. Böyle bir ilk sıra yapıyoruz bu model için. Hızlı bir şekilde tamamlanıyor, çabuk gidiyor. Hemen ikinci sıraya başlayalım. İkinci sırada da arkadaşlar yine kolay olacak. Hemen hızlıca ilmeğimi atıp başlıyorum. geldik. Hemen şuradaki birinci 15 zincirimden sık iğne ile ipimi tutturuyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doluyorum. Bir sonrakine üstüne ikişer ikişer 3 kere de çıkarak tekrar yapacağım dolandı. 2 defa doladım. Bir sonrakinden tutturdum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Buradan 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnenin burada birinci sık iğne yanına, ikinci yanına, 3. yanına, 4. 5 6 sık iğne yapıyorum. 6 tane sık iğnemi yaptım. 7.'yi şöyle yine zincirimin altından yaptım. 8.'yi yine zincirimin altından yaptım. 9.'cuyu yine zincirimin altından yapıyorum. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çektim. yine iki defa doladım. Bir sonrakine geçiyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. 1 2 3 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine kirpiğimi düğümledim. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinci. Yanına ikinci, üçüncü, dördüncü, 5 altıncı. Şöyle biraz öne doğru çekiyorum. Devamında 7, 8 9'u yuvadan yapıyorum. Şöyle oldu. Hemen 1 2 3 4 zincir iki defa doladım. Sıradaki yuvadan giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer üç kere de çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümlüyorum. Buradan devamında kirpiğimi düğümlediğim sık iğnenin 1 yanına 2 yanına 3 4 5 6 şöyle biraz beliye doğru çektim. 7 8 9. Yine 4 zincir çekiyorum. Şimdi ben birazcık ilerleteyim. Ezan okunmaya başladı. Ezan bitinceye kadar. Sonra ezan bittikten sonra göstereyim size nasıl oldu. Yine 4 tane zincirimi çekerek başlıyorum. 2 defa doladım. Bir sonraki zincirimden ikişer ikişer 3 kere de çıkarak tutturuyorum. Üstüne 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 5 zincir çekiyorum. Yine kirpiğimi düğümledim. Yine 5 zincir. Bu şekilde 3 kirpik yaptık. Bu kirpiğimizi düğümlediğimiz sık iğne birinci sık iğne. Yanına 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. 7.'yi 8.'inciyi 9.'uncuyu krem rengi ipimden yapıyorum. Burada yine 3 zincir çekip 4 zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Bir sonrakine. Ütülendiğinde çok güzel bir model ortaya çıkıyor. Yine 5 zincirimi çektim üstüne. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1 2 3 4 5 zincir geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir yine geri döndüm kirpiğimi düğümledim bu sık iğnem birinci sık iğneydi ikinci üçüncü dördüncü beş altı yedinci sekizinci dokuzuncuyu krem rengi ipimden yapıyorum yine 4 zincir çekiyorum hızlı bir şekilde tamamlayacağım geri kalanını ütüleyip göstereyim arkadaşlar bitmeden önce e, bitirdikten sonra ütülendiğinde harika bir model olacak ben oyamın ikinci sırasını tamamladım arkadaşlar. Ütüyle hafifçe düzelttim. Alt kısmı özellikle zincir gittiği için biraz yaparken düzensiz görünüyor. Fakat ütüyle çok düzgün bir hale getirebilirsiniz. Çok güzel ütü tutan bir model oldu. Şöyle de göstereyim size kalıp gibi. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da oyalım sayfamda paylaşıyorum. Oradan beni takip ederek yakın plan fotoğraflardan yararlanabilirsiniz. Lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı olmayı ihmal etmeyin Şimdiden yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum herkesin ellerine sağlık.